bir iki bir şey vardı. Evet Can Can'cığım şöyle söyleyeyim ben sana. Abiler o böyle şu an bir yeni abiler birkaç soru soracaklarmış. İstiyorsan sen yere in. Tamam. İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Yolunda şey. Ya şöyle oldu aslında, biz uzun zamandır Urla'daki evimizdeydik. Bir böyle İstanbul'a gelince birkaç ihtiyaç için bir geçen gün Engin'le, bugün de o sette, çünkü Engin'in seti var bugün. Biz bugün Anaoğlu çıktık. Tekrardan dönecek misiniz peki Urla'ya yoksa? Döneceğiz. Yani orası şimdi çok güzel zamanı. Tam böyle yaz, bahar, her yer yemyeşil. Bir de deniz sezonu açılacak. Aynen. Onun için. Ufak ufak ama Engin'in seti devam ediyor. Benim Fox çekimlerim var. Evet. Aralarda git gel yapacağız. Aynen. Peki denizi sever mi? Çok. Suyla arası iyiydi yani. Geçen sene öyle bıraktık. Umarım bu nasıl sene... Nasıl bir çocuk? Ya Can özgür bir çocuk. Benim en büyük hayalim oydu yani. Ne istiyorsa gönlün istediğine göre hareket edebilen bir çocuk olsun. Öyle isteklerini şu anda her şey, şu an böyle durduğuna bakmayın, benim için çok değerli bir an şu an. Her şeyini gayet güzel söylüyor ve daha iyi bir iletişim var artık aramızda. Çünkü ne istiyorsa ne istemiyorsa söylüyor yani. Peki büyürken size neler hissettiriyor? Hani annelik duyguları değişiyor mu? Daha mı hassaslaşıyor? Daha yani bizi de büyütüyor galiba ya. Biz de bir hayatın başka bir şeyiyle yüzleşiyoruz yani. Çünkü çok acayip bir iletişimmiş. İnsan gerçekten başına gelmeden anlamıyormuş. O yüzden böyle farklı bir duygu yani. Biz de onunla beraber tekrardan büyüyoruz, öğreniyoruz. Peki program dışında sizinle bir projeniz olacak mı? Valla ben de artık hazırım, o da hazır bence hayata. Ufaktan döneceğim sahalara. Var bir şeyler görüştüm ama henüz imza atmadığım için bir şey diyemiyorum. Program da galiba bakalım şimdi bir yaz tatiline gireceğiz. Sezonu da bu yaz belirler diye peki düşünüyorum. Peki dijitali mi tercih ediyorsunuz yoksa yani, TV'de mi? Dijital daha kısa süreli olduğu için setler daha... Şöyle dijitalin de çok avantajlı tarafları var. Evet süresi belli ve kısa olabiliyor ama çok daha özgür ve hani ucu daha özgür işler yapılabiliyor. Umarım öyle bir tercihim yok yani. Önemli olan projenin, hikayenin iyi olması, bizi çok heyecanlandırıcı işler olması. Yoksa dijital ya da şey diye özellikle bir şey belirlemiyor. Üçüncü kez de teyze oluyorsunuz Bergüzar Hanım'la beraber. Evet çok mutluyum. Üçüncü kez teyze oluyorum. Evet. Çocuklarımız birlikte büyüyor. Bu da çok güzel bir şey. Araları Canlı Han'ın da çok az. Birbirimize de yakın oturduğumuz için böyle bir şey durumumuz oluyor yani. Mahalle arkadaşlığı durumu. Peki Can'a kardeş düşünüyor musunuz? İstiyor musunuz? Şu anda dur bir daha hayata yeni başlasın da bir nefeslensin. Bence o da şu an hazır değil. Abiliye hazır değil herhalde. Evet şu an öyle bir şey istiyor. Beraber büyüsünler. Tabii çok güzel bir şey. Kısmet yani. Ben hani kardeşim var ve çocukla ailede büyümek kalabalık güzeldir. İnşallah kısmet olursa ona da bir kardeş isteyebilirim ama şu an değil. Şu an benim bir biraz daha şeyi geri döndürmem, onun da biraz hayata, evet, zamana ihtiyacı var. Hiç öyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum yani. Hiç kimseyi alamam onun yanında kucağıma. Kıskanır. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok sağ olun. Benimkini de açmadım. Güzel şarkılar. Peki. El salla bir tane. El salla. Şu anda korumacı bir şekilde. Evet, abiler merak ettiler, soru sordular, cevap verdi. Şimdi artık gidebiliriz. Hoşçakalın abiler. Çok teşekkürler. Evet, asansör görüyorsunuz.